Şimdi herkes onu merak ediyor. Ne olabilir? Nereye? Neye uyanabiliriz? Hani bir gece gecenin üçünde kararnameler imzalıyor ya Erdoğan. Canı istiyor. Uykusuz kalıyor galiba. Bir şey yapıyor. Sonra halk bir uyanıyor. Aa, bir şey olmuş gece. Peki bir sabah uyandığında ne olacak? Valla 2-3 şey olabilir Tuğan Bey. Yani bir sürü şey olabilir de ben sadece 3'e indirgeyeyim bunu. Bir tanesi Erdoğan 2023 Cumhuriyet'in 100. yılından önce yeni bir devletin adımını atabilir. Bir tanesi bu. Ne tür bir devlet? Yani ben Erdoğan'ın artık milli görüş gömleğini giydiğini, geri döndüğünü, tamamen siyasal İslamcı kimliğine geri döndüğünü, işte İstanbul'un son il başkanının milli görüş geleneğinden gelen birinin dışarıda transferle atılması gibi atanan yeni birçok bakanın, bürokratın İHL ve şey olması gibi Kadıköy İmam Hatip ve şey kriterine dahil olması gibi nedenlerle ben artık buraya geleceğini düşünüyorum. İşte Saadet'le görüşme, onlara verilen tüyolar, işte İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıracağız vesaire. Ama işte şeyler karşı çıkıyor gibi, cahiller vesaire parti içinde şeyler karşı çıkıyor gibi. Şimdi ben buradan anlıyorum ki artık daha resmi bir şekilde siyasal İslamcı kimliğine ve gömleğine bürünüyor. Siyasal İslam'ı az çok bilmek lazım. Yani bu dinci siyasette diyebilirsiniz buna. Bir şey var, ütopyası var. İşte mesela diyelim Osmanlı gibi olmak istiyorlar. Örnek vereyim size. Fakat Osmanlı gibi olmanın gereklerinden bir haberler. Yani sadece yönetim bazında dediğim dedik kestiğim kesik tek adam rejimine geçersek, hatta Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni'den daha güçlü yetkiler verirsek lidere, öyle olacağız zannediyorlar. Yeniden Osmanlı olacağız zannediyorlar. Mesela Osmanlı'nın hukuk bilgisinden, Osmanlı'nın toplum düzeninden, Osmanlı'nın adalet anlayışından, Osmanlı'nın sosyal düzen anlayışından bir haberler. İkincisi, devrin tekamülünden, gelişmesinden bir haberler. Yani demokrasi ilerlemiş. Dünyada insan hakları algısı, demokrasi algısı, hukuk algısı, hukukta yaşanan değişimler olmuş. Teknolojinin getirdiği, küreselleşmenin getirdiği bazı değişimler olmuş. Şimdi bütün bunlara göre bir uyarlama yapmaları, revizyon yapmaları gerekeceğine kalıplar halinde tek düze düşünüyorlar. Halbuki sosyal bilimler fizik kuralları gibi değil. Yani aynı deneyi aynı şartlarda yaptığınızda fizikte su sıfırda donarsa 100 yıl önce de donardı, bugün de donar. Ama siyasi bilimler böyle değil. Aynı oda sıcaklığını sağlasanız bile şartlar aynı olmadığı için aynı sonucu alamazsınız. Aynı insanlar değiliz biz. Aynı eğitim düzeyinde insanlar değiliz biz. Aynı dünya değil bu. Aynı düzen değil bu. Anladınız mı? Aynı şeyi, yani mesela bugün Fatih Sultan Mehmet'i getirseniz, iktidara koysanız, ışınlasanız, ama kendi devrindeki gibi bir yönetim anlayışıyla yönetmeye kalksa, başarılı olamaz. Devrin de getirdiği şartlara uyarlamanız gerekiyor. Şimdi siyasal İslamcılarda böyle bir sorun var. Yenilenmemiş bir prototip üzerinden değişim, kalıplaşmış bir şey. İşte faiz haramdır. Haramdır tamam da kardeşim, %19'a çıkardın haram dediğin faizi. Niye çıkardın o zaman? Hadi çıkarmadın. Niye dövizi frenleyemiyorsun? Niye ekonominin gereğini yerine getirmiyorsun? Getirmen gerekiyor. Niye adaleti yerine getirmiyorsun? Niçin hukuk yok sende? Ya en basitinden soruyorum. Olmak istediğin İran diyelim, Sudan gibi bir rejimse. Bir sürü İslam ülkesinden insanlar kendi ülkelerinde gördükleri mağduriyetten dolayı yurt dışına kaçıyorlar. Avrupa'ya kaçıyorlar Neden özellikle. Avrupa'ya kaçıyorlar? Mesela niye Suudi Arabistan'a sığınmıyor kimse? Niye gidip Sudan'a sığınmıyor? Niçin İran'a sığınmıyor? Niçin oraları güvenli bulmuyor? Dedim ya en başta, ben Aristocuyum. Yönetimin iyiliği, yönetimin iyi olup olmadığı beni ilgilendirir. Rejimin şekli, adı, tipi
beni ilgilendirmiyor. Şimdi sorun burada bu. Siz bunu sağlayamadığınız için neye evrilirseniz evrilin başarısız olur. Şimdi böyle bir rejime uyanabilirsiniz. Uyanabiliriz. Yani kılık kıyafet değişikliğinden, alfabe harf değişikliğinden bahsetmiyorum henüz. Ama bir temel değişim yaşanma ihtimalinden, yeni kurucu liderin, yeni kurucu anayasasıyla birlikte Erdoğan olacağı bir rejim tasavvurundan bahsediyorum. Nasıl bir rejim ortaya çıkar bunu bilmiyorum. Örtülü İslami rejim olur, örtüsüz olur, hiç adı öyle olmaz da Führer tipi bir yapılanma olur, Stalin tipi bir yapılanma olur ama bir özlem var. Erdoğan merkezli yeni bir rejim kurmak. Tamam. Revanşını almak. Öyle diyeyim ben size. Şimdi bu özlemi hayata geçireceklerini düşünüyorum. İlla halife olacaktır, kendini halife ilan edecektir demiyorum. O aşamaya gelip gelmediğini bilmiyorum ama bir rejim değişikliği, yeni bir rejim kurma arzusu ve isteğini hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi bir sabah buna uyanabilirsiniz. Bu bir seçenek. Bir sabah da şuna uyanabilirsiniz. Bundan rahatsız olan iktidar ortakları, yani Erdoğan'ı şu an iktidarda tutan görünmeyen güçler dediğim benim, perde arkasında, sütre arkasında duran derin yapılanmalar, cemaatten intikamını alıp kendilerine aklayıp Erdoğan'ı bunun için kullanıp diğer cemaatleri tasfiye etmek için kullanıp sonra da Erdoğan'ı tasfiye etmeyi planlayan, arzu eden bir yapılanmadan bahsetmiştik daha önce. Siz buna ister Ergonekon deyin, ister derin devlet yapısı deyin, isterseniz ulusalcı faşistler deyin, ne derseniz deyin. İşte o kesim, ulusalcı sol faşizmi deyin, ne derseniz deyin, o kesim de bu değişiklikleri istemiyor aslında. Yani. Ama şu, Erdoğan bunlara tedbirini aldı. Bunların en güçlü olduğu yer yargı ve TSK'ydı. Yargıda istediği değişiklikleri yaptı. Anayasa Mahkemesi üyelerinin neredeyse tamamını Erdoğan döneminde atanmıştır şu an. Yüksek yargıda istenilen değişiklikler büyük oranda tamamlanmıştır. TSK Erdoğan'ın kontrolünde değildi ancak onunla ilgili de son yapılan değişiklikler, TSK'daki bütün terfi, tayin ve kadro planlamasının artık Milli Savunma Bakanlığı'na kaydırılması, kuvvet komutanlarından sadece uzman çavuş atayabilecek olacakları düzenlemenin de bu amaçla yapıldığını, onlara da bir gece operasyonuyla kimler olduklarını, kim olduklarını, nasıl terfi ettiklerini biliyorlar. Bir gecede 16 bin kişiyi de onlardan emekli ederek KYK'yla işi bitirirler. Hiç önemli değil. Yani onların kendilerine güvendikleri şeyin, güçlerine dair abartılmış şeyin kime ne getireceğini bilmiyorum. Dolayısıyla onlar belki son bir hamle olarak bir sabah bizleri gerçek bir tank sesiyle uyandırabilirler. Bu da bir seçenek. Ama buna cesaret edebileceklerini, özellikle 15 Temmuz'dan sonraki psikolojik ortamdan dolayı direkt böyle bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Akla gelen şeylerden bir tanesi, senaryolardan bir tanesi, bana ne olduğunu sormayın, açamam. Tamam. Ama Özal'ı tasfiye yöntemini deneyebilirler diyorum. Bir diğer şey, ihtimal, tüm muhalefetin meclisten çekilmesi. Yani HDP'nin meclisten çekilmesi şu an tartışılıyor, biliyorsunuz. HDP meclisten çekilirse ara seçim olur. Onların milletvekillerinden boşalan bölgelere. Ama tüm muhalefet meclisten çekilirse, buna CHP'si, İYİ Partisi dahil, bir erken seçim olur. Bunu muhalefet yapabilir mi? Soru bu. Ya da yapar mı? Yapar, yapmaz, onu bilmiyorum. Ama gidişatı yakalarlarsa, algılarlarsa, bunun son çırpınmaları olduğunu görürlerse, İstanbul'un da Ankara'nın da veya partilerinin de elden gidebileceğini algılarlarsa, gittiğinde de hiçbir şey yapamayacaklarını anlarlarsa, belki onlar da böyle bir şeye dönebilirler, düşünebilirler. Ama ben finale geldik diye düşünüyorum. Yani önemli bir final aşamasındayız. Mart kırılma olacak dedik. Kırılmanın bir de yurt dışı boyutu vardı, biliyorsun. Avrupa Birliği ve ABD yaptırımları, Halkbank davası vesaire. Orada ilginç bir gelişme oldu. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırımlarını Biden'ın, Amerika'nın
ricasıyla geri çekti. Evet, orada ilginç. Reuters haberinde ilginç bir detay vardı. Biden'ın AB'ye Erdoğan'ın tavizler verdiğini, tavizler vermeye hazır olduğunu söylemiş. Onu söylemiştik. İçeride diktatör, dışarıda kuzu, içeride kurt, dışarıda kuzu, içeride aslan, dışarıda koyun kesiliyor bunlar diye. İç, dışarıda kediye dönüyorlar. İçeride şahin, dışarıda güvercin. Bakmayın öyle meydan okuduklarına vesaire. Diz çökmek zorundalar ya da taviz verecekler diye. Diz çöktükleri anlaşılıyor. İşte S-400'lerin çekilmesi bunun bir şeyiydi, göstergesiydi. İsrail'le ilişkilerin yeniden yapılandırılması ama buna tepkileri törpülemek için Mısır'la da ilişkileri düzeltiyoruz. Orta Doğu politikamızı gözden geçiriyoruz diye onu perdelemeye çalışmaları ama İsrail'e verdikleri taviz şu an için sonuç vermiş gibi duruyor. Bir de bizim bilmediklerimiz, perde arkasında verilen vaatler, tavizler vardır. Suriye'de YPG koluna yönelik tavizler olacağını olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelen yeni ekipte YPG ile birlikte çalışmış güçlü bir yönetici kadro var Biden yönetiminde. Olabileceğini düşünüyorum. Ama bu karar HDP'nin kapatılması kararından önce verilmiş bir karardı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin ya da ABD'nin o açıklanan hukuk paketleri, ekonomi paketlerinin göstermelik olduğu, aldatmaya yönelik olduğu, kendilerini de oyalamaya yönelik olduğunu anlamaları ve buna tepki göstermeleri ihtimali yeniden var. Yani aşılmış gibi görünen bir krizin geri daha güçlenmiş şekilde dönme ihtimali var. İçeride ve dışarıda kıskaca iktidarın girme durumu var. Daha büyük şekilde. Dolayısıyla her halükarda ben ciddi bir finale geldiğimizi düşünüyorum. Erdoğan'ın artık değişim ve dönüşüm sürecini tamamlayan son hamlesini yapabileceğini, yapma kararı verebileceğini ya da bir erken seçimle daha güçlü gelip önündeki 5 yıl var da o 5 yıl içerisinde istediğim tüm değişiklikleri yapayım diyebileceğini düşünüyorum. Onların derdi MHP. MHP'yi tasfiye edecek formül bulsalar, yani tek başına meclise hakim olacakları, ona konsantre olacaklarını düşünüyorum. Şu an MHP de onların sırtında bir yük çünkü. İstemedikleri politikaları ona uygulatıyor. Ya da istedikleri bazı politikaların hayata geçirilmesini engelleyen bir faktör, fren mekanizması gibi işliyor. Bunu yok edecek arayış içerisinde olacaklarını, bu ister erken seçim olur, ardından nihai hedefe yönelirler. Böyle bir ihtimal yok, artık yapalım, bir daha elimizde fırsat geçer geçmez diye düşünüp direkt yapmayı deneyebilirler. Ya da onların bu yapacaklarının farkına varan ortakları karşı hamleler ve tedbirler gündeme getirebilir. Bekleyip göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.